Son 10 yılda Hollywood'un konu bulmakta zorlandığı bir hayli ortada. Yapımcılar neredeyse tüm dünyaya hitap edecek risksiz filmler yapmaya çalışıyor. Bu filmlere çok para koyuyorlar ve filmler vizyona girmeden önce farklı gruplara izlettiriliyor. Bu grupların düşüncelerine göre şekillendiriliyor. Bu yüzden de filmlerin hepsi birbirine benziyor. Riskli veya herkese hitap etmeyen filmlerse büyük gişe filmlerinin arasında gişede kendilerine yer bulamıyorlar. Bugünkü filmimiz Ford v Ferrari ise iyi oyuncu kadrosu ve gerçek hikayesiyle gerçekten ilgi çekici. Film 100 milyon dolara çekilmiş. Bu ortalama bütçeli bir süper kahraman filmine eşdeğer. Günümüzde gişe filmi sayılmayan ve özellikle çocuklara hitap etmeyen bir drama yarış filmi için bu çok yüksek bir rakam. Filme geçmeden önce ekstra iki yarış filmini önermek istiyorum. Yarış filmi dendiğinde aklınıza sadece erkeklerin seveceği boş filmler gelmesin. İzlemenizi önereceğim Rush, durumun böyle olmadığını çok iyi kanıtlıyor. Film çok iyi bir hikayeye ve inanılmaz yarış sahnelerine sahip. Senna belgeseli ise sarsıcı bir gerçek hikayeyi inanılmaz etkileyici bir şekilde anlatıyor. Artık Ford v Ferrari'ye veya Türkçe adıyla Asfaltın Kralları. Lütfen Türkiye'de makas atmış herkes bu filmi izlesin filminin eleştirisine geçebiliriz. Şaka yaptım ama filmin Türkçe adı gerçekten de Asfaltın Kralları. Peki film nasıldı? Arkadaşlar çok fazla konuşmaya gerek yok. Film hayatımda izlediğim en kötü filmdi. Recep İvedi'ye gidin daha iyi. Christian Bale bu filmde hayatının en kötü performansını sergilemiş. Bazı görüntüler net bile değil. Şaka 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 şaka. Arkadaşlar çok fazla konuşmaya gerek yok. Film çok iyi. Gidin filmi sinemada izleyin. Filmde otomobil dünyasının devlerinden Ford çok sayıda araba üretse de yarışlarda boy gösterebilecek bir araba tasarlayamıyor ve kendinden çok daha küçük bir şirket olan ama üst üste her yarışı kazanan Ferrari'nin epey gerisinde kalıyor. Şirket Ferrari satın almayı düşünse de sonunda eski bir pilot olan Carroll Shelby ile kendi yarış arabalarını üretmeye karar veriyorlar. Şirket kazanmak istediği yarış için zor bir hedef belirliyor. Loma. 1966'da Ford'un Ferrari'yi geçmeye çalışmasını anlatan filmin yönetmeni ise Logan'dan hatırlayabileceğimiz dostumuz James Mangold. Peki filmde neler iyiydi? Yarış sahneleri muhteşem. İki büyük otomobil devinin yarışlardaki çekişmesini maç izler gibi heyecanlı bir şekilde izliyorsunuz. Bu konuda filmin ses tasarımı mükemmel yapılmış. Film iki buçuk saat olsa da tempolu bir şekilde ilerliyor ve zamanın nasıl geçtiğini çok fark etmiyorsunuz. Christian Bale ise geleneğini bozmayarak film için 30 küsür kilo vermiş. Kendisini en son Vice'da bu halde görmüştük. Adamımız Ford v Ferrari'den sonra filmler için artık kilo değişimleri yapmayacağını söylemiş. E bravo gerçekten. Bale çok iyi olduğu için zayıf insanları da kilolu insanları da kendi oynuyor. Kilo vermeyi bırakmış ama ileride çocuk veya kadın rolleri oynarsa şaşırmam. Bale'in performansı yer yer en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı kazandığı The Fighter filmini andırıyor. Adamımız bu filmde hırsını ve asiliğini çok iyi yansıtmış. The Fighter'ı da izlemenizi öneririm. Film doğal olarak kimi yerlerde çok Amerikan olsa da bazı cesur hamlelerde de bulunuyor. Büyük şirketlerde dönen hırs oyunları ve üst sınıfın hiçbir şey yapmasa da sırf konumundan dolayı her övgüyü toplaması çok iyi anlatılmış. Film bu cesur hamleler içinde iyi ile kötünün aslında görünenden çok daha farklı renkler olabileceğini de vurguluyor. Bu arada film sadece araba yarışı hikayesini sevenlere ve erkeklere yönelik değil. Komediyi ve dramayı iyi kullanan iyi bir film izliyoruz. Özellikle ikinci yarının büyük çoğunluğunda da heyecanlanıyoruz. Filmin nefes kesen yarış sahneleri için mutlaka filmi sinemada izlemelisiniz. IMAX şansınız varsa da IMAX'de izleyin. Filmde sevmediğimiz yerler genellikle her Hollywood yapımında karşılaştığımız ve yavaş yavaş görmezden geldiğimiz şeyler oldu. Aynı zamanda final biraz uzamış gibi geldi. Filmi bitirmek için daha uygun bir yer seçebilirlermiş. 2019'da birçok büyük Hollywood yapımı izledik ama gerçekten iyi olanları saymaya kalksak elimizde çok bir sayı kalmıyor. Ford v Ferrari bu anlamda gerçekten iyi diyebileceğimiz bir film. Film, teknik ve sinematografik anlamda oldukça titiz bir işçilikle çekilmiş. Bizim filmi olan puanımız sınav senemde giderim oldu. Açıklamalardaki linkten Sibel Yıldırım'ın yazdığı, benim yönettiğim ve oyuncu kadrosunda da olduğum Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin adlı yeni komedi oyunuma bakabilirsiniz. Ayrıca şu videoyu da izlemenizi öneririm. Hoşçakalın.